besin zinciri biz daha eğitimde tek dijital oyunların etkisini gösterebilmek için yaptığımız bir örneklemdi. Kendimizce bütün eğitimle ilgili bütün konuların dijital oyunlarla verildiğinde hem çocuğa oyun oynatıp oyun oynatırken de vermek istediğimiz, eğitimsel açıdan vermek istediklerimizi vermek istediğimiz için bu oyunu tasarladık. Onun için örnek olarak besin zincirini seçtik. Bir rekabet, bir strateji olsun diye. Genelde strateji oyunlarında işte Bloom'un taksonomisinde en üst düzeyde olan değerlendirme basamağındaki gibi çocuğun bildiğini uyguladığı, strateji geliştirdiği, istediği güne göre seçtiği bir platform olması için de besin zinciri bizim için çok uygun bir konuydu. Biz önce bu örneği seçtik. Onun üzerinden de Scratch oyun diliyle de çocukların bildiği bir oyun dilini de seçerek böyle bir oyun tasarlamaya gittik. Güzel oldu, güzel dönütler aldık. Onun için de sunma ihtiyacı da duyduk. Burası da nasip oldu, geldik ve sunduk. Güzel oldu yani bizim için de. Besin zincirinde bizim oyunumuz 4 aşamadan oluşuyor. Bu 4 aşamada besin zinciri kazanımında olan işte güneşten alan bitkiler, bitkilerden yiyen otçullar, otçulları yiyen etçiller ve bunların hepsini ayrıştıran ayrıştırıcılar var. Bu 4 bölümü birlikte arka arkaya vererek hem strateji geliştirmesini, hem yemesi gerekenleri yemesini, hem de yememesi gerekenleri yememesini öğrettik çocuklara. Canı bittiğinde can alabilmesi için ekstra bir şey yapmasına gerek yok. Birkaç soru, konuyla ilgili birkaç soru bilirse can alıyor. Bölümlere geçmek için soru çözmek zorunda oluyor. Hem soru çözdürdüğümüz, hem konuyu öğrettiğimiz, hem de daha da şeyi oyun oynatarak bunları yaptığımız için öğrenci ve veli tarafından ve büyük bu sektördeki büyük içerik üretimi konusundaki eksikliği giderme açısından iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu konuda EBA'da da var. İçerik üretmek biraz daha zor ve sıkıntılı. Hem Scratch bilen çocuğun hem konuyu öğrendiği hem de ödevini Scratch oyun tarzıyla yaparak hem oyun ürettiği bir platform düşündük. Bir örneklem seçtik yani biz sadece. Besin zincirinden olmasının nedeni bir küçük bir örnek seçtik sadece. Scratch seçmemizin öncelikle Scratch 5. ve 6. sınıflar düzeyindeki bilişim teknolojileri ve yazılım dersinde zaten çocukların öğrenmesini Milli Eğitim tarafından istenilen bir dil. MIT tarafından üretilmiş bir platform, bir dil. Seçmemizin nedeni çocukların zaten bu dili 5. ve 6. sınıfta gördükleri ve sürükle bırak mantığının olduğu arka arka blokları koyarak kodlamayı direkt Türkçe yaptığı, bildiği ve kendi ana dilinde yaptığı için daha kolay kavradığı için Scratch'i seçtik. En büyük avantajı zaten çocuğun bildiği bir şey. Bildiği bir şeyin üzerine koyarak kendi dersine entegre ettiğimiz bir şey. Hem bakın bunlar yapılabiliyormuş Scratch'te dediğimiz, hem de oyun oynayarak besin zincirinde bakın böyle de anlatılabilir, böyle de öğrenebilirsiniz dediğimiz için Scratch seçtik. Dezavantajına gelince yani iki boyutlu olması, Scratch dilinin iki boyutlu olması bir dezavantaj. Ama olabildiğince 3 boyutluya dönüştürülmüş 2 boyutlular yani daha çok 2 boyutlu izleniminden ziyade 3 boyutlu izlenimi veren 2 boyutlar seçerek bu dezavantajın önüne geçmeye çalışmıştık biz kendi projemizde. Yani daha çok çocukların bildiği için Scratch'i seçtik yani. Neden önemli? Bunu biz projemizde de belirttik, bildirimizde de belirttik. Yani çocuğa lise sonuna kadar, 5. sınıftan lise sonuna kadar 10.800 saat eğitim veriliyor. Ama bir çocuğu sorduğumuzda ise ne kadar oyun oynuyorsun 5. sınıfın sonundan lise sona kadar dediğimizde ise 10.000 saate yakın ortalama oyun oynuyor. Neredeyse bizim verdiğimiz eğitimle o çocuğun oynadığı oyun arasında neredeyse bir denklik var. O zaman bu madem 10.000 saat böyle güzel bir yerde duruyorsa biz buna niye eğitimde bizi cezbetmesin? Onun için dijital oyun dedik. Zaten verilere göre 10.000 saat bir işle uğraşırsanız o işin ustası kabul ediliyorsunuz. Yani ustası olacak kıvama geliyorsunuz. Onun için biz de eğer bu 10.000 saatin %10'unu, %20'sini artık o oranı iyi ve verimli kullanırsak %1'i bile bize yetebilir. Bunu kullanabilirsek dedik ki dijital oyunlar bir eğitim aracı olarak kullanılabilir ve çok büyük getiriler getirebilir. Onun için Y kuşağı nesilleri teknolojiyi çok hızlı bir şekilde içselleştirdiği bir dönemde bunu kullanmak yani bizi cezbetmemesini bekleyemezdik yani.
Sektör zaten bu tarafa doğru hem endüstri anlamında hem de eğitim anlamında bu tarafa doğru kayıyorsa biz de bunun içerisinde yer almalıyız. En azından biz öğretmen olarak kendimizi bu alanda yenilememiz lazım yani. Bu şekilde de materyalleri öğrenciye sunmamız gerekiyor. Birçok ön yargı var. Yani velilerin çocuğuna işte test çözmesi gerektiğini, mevcut sistem içerisinde kaybolmaması için ders çalışması gerektiğini, kitap okuması gerektiğini, daha geleneksel anlayışla velilerin böyle bir anlayışı var. Yani çocuğun sürekli test çözmesi ve soru çözmesi gerektiğine inanıyor. En azından kitap okuması gerektiğine inanıyor. Bilgisayar başına zaman geçirmemesi gerektiğine inanıyor. Bu veli ayağı, öğretmen ayağında da işte daha geleneksel anlatım, işte soru cevap, test yöntemi, bol test, bol soru, yine aynı benzer anlayış öğretmenlerde de var. Ama bu kadar dijital ortamın, dijital çağda öğrencilerin oyunla ve dijital oyunlarla zevk aldığı bir yerde bu ön yargıları yıkmak ben kendi şahsım adına çok zorlandığım bir dönem. Ama en azından biz çocuktaki kalıcı öğrenmeyi sağladığımız zaman dijital oyunlarla kalıcı öğrenmeyi %100 etki ettiğini biz kendi oyunumuzda da sonuçlarına bakarak söyleyebiliyorum. %95 civarı kalıcı öğrenme. Ve eğitimde yadsınamayacak bir gerçek var. Çocuğun eğer güdülenmiş şekilde dersinize gelirse veya bir oyunun veya bir işin başına oturursa çok daha verimli geçtiğini biliyoruz. O mesele de dijital oyun olunca çocuk zaten güdülenmiş olarak oturuyor. Oturduğu için de biz bu ön yargıları yıkmak için dijital oyunun kalıcı öğrenmeyi sağladığını, hatta biz kendi oyunumuza mesela besin zincirindeki 4 bölümde çocuk yaklaşık 30 soru çözüyor. Eğer can kaybederse bu 35'e kadar çıkabiliyor. 35 soru çözdürdüğümüz, neredeyse yaklaşık bir yarım saatte, 40 dakikada 35 soru çözdürdüğümüz ve konuyu anlattığımız, aynı zamanda çocuğun oyun oynadığını hissettiği bir platform düşünün. Onun için bu ön yargıları da kısa süre içerisinde yıkacağımızı düşünüyorum. Ve bu bizim çok büyük de bir avantajımız yani. Hem soru çözdürüyoruz, hem konu anlatıyoruz, hem oyun. Brokoli ile çikolata örneğin çok güzel örnek. Çikolatanın cezbediciliğini, brokolinin besleyiciliğini, dijital oyunların yani sonuç olarak dijital oyunların cezbediciliğini ama normal derslerin de besleyiciliğini kullanarak dijital oyun içerisinde eğitime entegre edilmesi ve bunun bir endüstri haline gelmesi konusunda bizim yaptığımız küçük bir çalışmaydı. Aslında küçük değil. Ben kendi adıma benim için büyük bir adımdı ama sektör için bunun ve bunun benzeri oyunlar üretilirse çok daha güzel, çok daha iç açıcı olacağını düşünüyorum.